Şimdi Ozan Zeybek bizimle birlikte. Öncelikle Ozan Zeybek'e hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz hoş Ozan bulduk. Zeybek. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu. Dün gece 1 itibariyle en azından UEFA için transfer çalışmalarını tamamlamış oldu takımlar. Ocak ayına kadar UEFA'da bu kadrolarla mücadele edecek temsilcilerimiz. Fenerbahçe'de de Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartu Elmaz ve Ryan Kent listede yer almayan isimler. Sizin için sürpriz var mı diyerek sorarak başlayayım ve bu kadroyu UEFA için yeterli buluyor musunuz elbette? Şimdi şu var, prosedür gereği kaç tane takım başvur, kaç tane oyuncuyla başvurabiliyor takımlar, bunları bilmek lazım birincisi. İkincisi, altyapıdan ve ülke futbolundan yetişen oyuncuların sayıları var. Burada bir limit var. Fenerbahçe, baktığımda beni şaşırtan nokta 9,5 milyon euro bir Oğuz Aydın'la Levent Mercan'a ödenen bonservis var. İkisi de UEFA kadrosunda yok. Samet Akaydın hiç süre alamamış gibi görünse de UEFA kadrosunda. Şimdi burada dişlilerin aksamaması için Mourinho'nun düşüncesi tek elinde sol bek olarak oynatabileceği, sol stoper olarak değil sol bek Osterwolde var. O yüzden Samet Akaygın da ne olur ne olmaz uzun yol, 8 maçlık bir periyot kadroya yazdıklarını düşünüyorum. Zaten diğer isimlere baktığımızda bizi şaşırtacak kimse yok. Olması gerekenler var. Fenerbahçe'nin ay sonuna kadar, yani bu Avrupa Ligi'nde mücadele edene kadar da sisteminin de felsefesinde daha farklı, daha düzgün bir şekilde oturacağını düşünüyorum. Çünkü her geçen gün izlediğimizde şaşırarak izlemeye başlamıştık. Mourinho geldiğinde böyle bir büyülendik, müthiş bir transfer dedik. Oynanan oyun sahada hiçbir şey yoktu. Aksiyon anlamında, tempo anlamında bir şey yoktu. Ama her hafta üzerine koyan bir Fenerbahçe var. Ben dün akşam bir transfer daha yakalar Fenerbahçe Avrupa listesine bu ismi yazdırır diye düşünüyordum. Maalesef olmadı. Ama kadro olarak baktığımızda ligin en hazır ve en geniş kadrolarından biri. Bak şu anda büyük sansasyonel transferler oluyor ligimizde veya lig maçlarına baktığımızda Beşiktaş'ın tempolu bir süksesini görüyoruz. Ama kenara baktığımızda, yedek kulübesine de baktığımızda en zengin, en güçlü oyuncu anlamında, oyuncu sayısı anlamında özellikle Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Bunu da Avrupa Ligi'nde hissettireceğini düşünüyorum. İlk maçında kendi sahasında olması benim için bir avantaj gözüyle görüyorum. Çünkü uzun bir maraton, psikolojik anlamda da iyi başlayabilmek önemli bu lige. Ondan sonra da zaten Galatasaray maçını oynuyor, ondan sonra Avrupa maçını oynuyor. Bir hafta bay geçiyor Fenerbahçe. Daha da dinamik bir Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda izleriz Ceyda. Peki bir tekrar rica edelim yönetmenimiz Seval'den ve Seval Şekerci'den ve editörümüz Emre Turul'dan. Bir kez daha bir geniş kadroyu ekrana getirelim. Şöyle bir görsel olarak da izleyenlerimizle paylaşmış olalım Ozan Zeybek. Ben bir kez daha sayayım çünkü bu özellikle derin anlamında bazı pozisyonlar hariç Fenerbahçe'nin gerçekten çok kaliteli bir yedek kulübesi var aynı zamanda. Bu biraz olsun taraftarı mutlu eden bir durum. Ekranlara da yansıyor. Kalede Livakovic, İrfancan Eğribayat, Ertuğrul Çetin. Savunmada Osay Samuel, Mert Müldür, Çağlar, Bekao Samet, Ciku ve Osterwolde. Orta alanda Amrabat, İsmail, Şimanski, Mert Hakan, Fred. İşte burada bir eleştiri Fred'in hala bir yedeğinin olmaması Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda. Tadiç, İrfancan, Cengiz, En-Nesyri, Ceko, Cenk ve Sam Maximen. Burada özellikle İrfancan Kahveci çok önemli bir joker. Hatta zaman zaman ya ne zaman bir mevkiye bu ön libero da olabilir, 8 numara pozisyonu da olabilir, tam olarak monte edilecek. Artık biz İrfancan Kahveci'yi sahada izlemek istiyoruz diyor sanki Fenerbahçe taraftarı. Siz ne dersiniz? Ya yani bu işler İrfancan'ın biliyorsun ya sezonlardır izliyoruz. İstikrar çok önemli. İnanılmaz çıkışlar yapıyor. En yetenekli oyuncu olduğunu kendisi saha içinde hissettiriyor. Ama istikrar önemli. İrfancan'ın da artık bunları bu kendine bir şekilde düzen vermesi lazım. Bu olmayacak. Yani bir insanın başaramayacağı bir şeyi bir insandan isteyemezsin. İrfancan'ın bunu yapabileceğini hepimiz görüyoruz. Yaptığında, zaman zaman yaptığında görüyoruz. Burada kendisinin bir artık istikrar abidesi olması gerekiyor. Ben Mourinho döneminde epey süre alacağını düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir lig var. Çok uzun bir Avrupa serüveni var. 50'nin üzerinde maç oynayacak Fenerbahçe var. Yani burada İrfancan'ın katkı ve fark oluşturacağını tahmin ediyorum. Avrupa Ligi maçlarında da farklı bir orta saha kombinasyonuyla da oynayabilir Fenerbahçe. Yani biz
Abraham Atiç'i saymıyoruz. Mesela Freddy, İsmail'i üçünü de aynı anda da oynatabilir Mourinho. Yani deneme yanılma, deneme yanılma. Biz bu izlediğimiz lig maçları ve Avrupa maçları sanki hala Mourinho'nun kafasında hazırlık maçları gibiydi. Kendi takımını tanımaya çalışıyordu. Kimi nasıl oynattığında, kimi kiminle oynattığında nasıl fayda alacağına bakıyordu. Bu milli maç arası en çok karlı çıkacak takımların başında bence Fenerbahçe geliyor. Yani artık oyun formatı da oturmuş bir Fenerbahçe'yi Eylül'ün sonunda izlemeye başladık Ceyda. Ozan Zeybek, son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii bu UEFA Avrupa listesine bildirmek adına dün akşam son saatlerde bir itibariyle bitti. Ama lig için önümüzde neredeyse bir haftalık bir süreç var. Fenerbahçe'de bu süreçte nasıl transferler bekliyorsunuz? Bir Ferdi gidişi sonrası sol beke transfer hamlesi gelir mi? Aynı zamanda kanat transferi olur mu? Fred'le birlikte Fred'in bir yedeği konusunda bir atılımı bekleniyor yine Fenerbahçe'den. Sizin beklentiniz ne? Şimdi Fenerbahçe'den hala ayrılamamış oyuncular var. Yani mesela bir Emre Bor, stoper Serdar. Yani bunların daha birkaç tane daha isim bunları ilave edebiliriz. Bunların takım bulması veya nasıl ne şekilde ayrılacakları. Rankent. Yani Rankent'i Türk TFF listesine yazmak zorundasın. Yazmazsan eğer oyuncu tek taraflı feshetme yetkisine sahip oluyor. Yani bunları ne yapacak Fenerbahçe? İlk önce bunu da düşünmek lazım. Ama Fenerbahçe'nin kafasında bir sol bek veya bir stoper var mutlaka diye düşünüyorum. Transferin son gününe kadar da yani ben Fenerbahçe'den şöyle net bir şey söyleyeyim. Bir transfer daha bekliyorum. Bunu iç piyasadan yapabilmesi çok zor. Fenerbahçe'nin alıp da evet çok yararlanacağım ben bundan. Beklettim. Eylül ayına bıraktım ben bu transferi. Faydalanacağım bir transfer Türkiye piyasasından olacağını zannetmiyorum. Yurt dışından stoper veya sol bek tarzında bir oyuncu alır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ozan Zeybek. Ağzınıza sağlık, yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun, sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.